Şimdi tarama işlemi gerçekleştirelim. Öncelikle layer'ımızı seçelim. Tarama layer'ı. Ardından H Enter dedik. Ve tarama komutunu açmış olduk. Bize uygun olan tarama tipini açalım. Listeden. Burada ki taramayı seçtikten sonra şurada kesik olarak kalan objeleri seçiyorum. Ve Enter yapıyorum. Bunların tabi boyutları ve sıklıkları, yine açılarında problem var. Taramaya çift tıklayarak veya da tek tıklayarak üzerinde değişiklik yapacağım. Taramayı seçtikten sonra buradaki açı kısmına tıklamak suretiyle 45 yapıyorum. Ve ardından skala kısmından bunun ne kadar sıklıkla tekrarlanacağını ayarlamak için .5 yazıyorum. Tabi burada 0.25 yazayım. Öte yandan burada bir problem var. Görmüş olduğunuz gibi taramanın hepsini aynı anda oluşturduğumuz için buradaki şu kısımda özellikle bu tabloların yatay çizgili olması gerekiyordu. Bunlar da problem oldu. Bunları delete'de kaldırıyorum. H Enter tekrardan bu kısmı yatay olan tabloları önce seçeyim. Enter. Tekrardan taramayı seçtikten sonra bunun ölçeğini değiştireyim. Açısını değiştireyim. Yine H Enter. Bu sefer dikey olarak duracak taramayı seçiyorum. Tarama bölgelerini. Bir tane taramayı seçtikten sonra bunun üzerinde değişiklik yaparsak diğerlerini otomatikman etkileyecektir. 0.25 açı değerini 135 olarak giriyorum. Böylece taramasını da düzeltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, buraya tabi bir yazımız eksik kaldı. Yazıyı koyalım. Yazının kendisini seçip buradan sağ tıklayıp copy selection yaparak direkt kullanabiliriz. A-A kesiti. Burayı mouse'umla çekiştirmek suretiyle kolonun genişliğini ayarladım ve yazının böylece alt kısma kaymasını önledim. Son olarak bir de ölçülendirme yapalım. Ölçülerini seçtim. Buradan Enoneti kısmından Dimration düz ölçülendirme tipini seçtim. Ve ilk ölçümü koydum. Bunu bir miktar aşağı doğru taşıyalım. Ardından buradan Continue ölçülendirme tipini seçmek suretiyle bu bölgeyi ölçülendiriyorum. En son çizdiğim çizgiyi seçtim. Dışarıdan seçelim. Bunu da aşağı doğru dış ölçü olacak şekilde ayarladım. Bu biraz problem oldu gibi. Bunu da aşağı yönde koydum. Yine dikey yönde ölçülendirme yapalım. Burada ufak bir problem olmuş. 1.8 47 15 ve 1.8. Tekrardan continue ölçülendirme tipini seçiyorum ve dış çizgiyi koyuyorum, dış ölçülendirme çizgisine. Böylece bu yolla da layer'ımızı kullanarak ölçülendirme işini gerçekleştirmiş olduk. Peki bütün bunlar çıktıda nasıl görünecek? Çıktıdan önce başka bir yerde görme imkanımız var mı diye bir soru aklınıza gelirse onun cevabı da var. O da Show Line Height Width seçeneği. Bu çizgi kalınlıklarını ekranda göstermemize yarayan bir durum komutu. Bunu aktif ettiğiniz anda görmüş olduğunuz gibi her layer'in çizgi kalınlığı otomatikman ekrana yansıyor. Bakın, her layer'in çizgi kalınlığı otomatikman ekrana yansıdı. Burada
hangi çizginin kalın, hangisinin ince olduğunu daha net olarak görebiliyoruz. Tabii çizimi çıktı almadan önce Prive yani ön izlemeden de bu detayı görebiliriz. Hemen ona da bakalım. Outbox dedik. Buradan pilot diyelim. Bunu tabii ileriki dersimize detaylı bir şekilde anlatacağız. Buradan çizim alanımızı seçtikten sonra buradan da yazıcımızı seçelim. Prive diyelim. Exit dedik. Tekrardan kağıt tipini yatay olarak seçelim. Şuradan da çizgini yazma şeklini değiştirelim. Tekrar Prive diyelim. Bakın burada çizgi kalınlıkları layer'larda ayarladığımız şekilde bütün detaylar, renkler ayarladığımız şekilde mesela bunu monokrom yapalım. Sadece siyah beyaz görelim. Daha detayı net olarak algılayacaksınız. Buradaki bütün detayları buradan şu anda ön izleme penceresinden görebiliyoruz. Yani layer'da biz ne ayarladıysak çıktığımızda da o çıkacak.